aşağı doğru, ileri doğru giden yukarı dönüşler başlamış. İleri doğru giden içeride oluştu ve sesler geldi. Bu güzelliklere bir bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Merhaba arkadaşlar, Define Vadisi kanalına hoş geldiniz. Yine harika bir bölgeden güzel bir keşifle karşınızdayız. Bölgeye geldik, keşiflerimizi yaptık arkadaşlar. Yine size muhteşem bir an yaşatmak için kayda girdim. Değerini bilin. Kaydın şerefine de şöyle güzel bir like yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Hemen arkadaşlar olayıma girerekten size bölgenin güzelliklerini göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, burası tarih öncesinde güzel bir kaleymiş. Yukarısı kaleymiş ama kaleden eser kalmamış. Biz de surların dibindeyiz. Size surların dibinden güzel define işaretleriyle birlikte güzel bir an yaşatmamız için hemen tanıtıma geçtim. Şöyle sur diplerine bir bakalım arkadaşlar. Bakın burada güzel bir oval bir taş var. Hemen şurada define kasası şeklinde, define kapağı şeklinde. Daha doğrusu kasa kapağı şeklinde. Burada bakın kalenin duvarlarını görebilirsiniz. Şu yukarıda enteresan şekillendirilmiş güzel taşlar var arkadaşlar. Hemen şu taraflarda da güzel taşlarımız var. Şuradaki taş karşıya bakan sanki bir kaplumbağa kafası. Hemen yanındaki de yine farklı bir şekilde bir hayvan figürüne benzeyen bir yapısı var. Hemen karşısında da yani yanında da bir tane daha güzel taşımız var. Ve her bir taşta oyma var arkadaşlar. O taraflara fazla çıkamadım çünkü biraz riskli. Her bir taşın üzerinde güzel oymalar var. İşaret veren oymalar var. Ve buradaki taşlarımız arkadaşlar. Kale duvarının dibindeki bu güzelliklere bir bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, burada da yine harika izler mevcut. Tarih öncesinden kalma harika izler var. Bakın şöyle ufak çaplı size şuradaki oyukları da göstermek istiyorum. Hemen kayaların hemen hemen her açıdan şöyle aşağı doğru ileri doğru giden oyuklar mevcut arkadaşlar. Bakın levyeyi şu an ileri doğru götürüyorum ve içeride boşluk ve sesler mevcut. Yine şurada bir tane yılan şeklinde bir figür mevcut. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Hemen altında güzel oyma işaretleri var. Bir tane şurada, bir tane de burada. Şöyle ilerleyelim. Burada merdivensi bir yapı var arkadaşlar. Bakın burada şu kısım. Evet. Tam düz.
ayak basacak şekilde merdivensi bir yapıya sahip. Hemen üst kısmında da bir merdiven daha var mevcut. Ve hemen şu yukarıda da kat kat merdivenlerimiz var. Harika bir bölgedeyiz. Burada bir sinyal kontrolü yapacağız. Şimdi kalemizin arkadaşlar hangi döneme ait olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle kalemiz arkadaşlar her zaman olduğu gibi Osmanlıların himayesi altında bir kaleymiş. Burada yukarıda. İsmini hatırlıyordum ama şu an çıkaramadım. Osmanlıların genellikle seferler esnasında veya savaşlara giderken kullanmış olduğu hakim bir noktadaki bir kaleymiş. Ufak çaplı bir kaleymiş ama seferlere giderken veya sefer dönüşlerinde burada konaklama amaçlı veya mühimmat veya işte erzak amaçlı kullandıkları bir kaleymiş. Tarihte pek ismi geçmiyor ama yöre halkının bir isim verdiği bir kaleydi. İsmini pek anımsayamıyorum. Anımsadığım zaman da zaten size tekrar bahsederim. Böyle bir kaleymiş arkadaşlar. Osmanlıların seferlerde veya savaşlarda giderken veya dönerken kullandığı hani şey gibi han gibi öyle bir konuma sahipmiş. Güzel bir nokta, hakim bir noktadaymış ama işte erozyon insanların talan etmesi sonucunda yerle bir olmuş ve tarihe tamamen gömülmüş. Onun, o kalenin hemen altındaki surların dibindeyiz arkadaşlar. Güzel işaretler mevcut. İnşallah kayda değer bir sinyal yakalarız. Yakaladığımız sinyali de sizinle paylaşacağım. Şöyle dipte oksitlenmiş kısımlar var. Onları da size göstereceğim. Ondan sonra da çalışmalarıma başlayacağım Allah'ın izniyle. Bakın arkadaşlar, şurada hem aşağı doğru giden hem de oyma şeklinde bir kısım mevcut. Evet, bir kısım mevcut. Biz de buradan şüphelendik. Zaten kale olduğunu da bildiğimiz için bu kısımdan bir araştırma yapmaya çalışacağız. Bir sinyal kapmaya çalışacağız. Mevcut bir sinyal varsa inşallah kayda değer bir sinyal yakalarız diye düşünüyorum. Görüyorsunuz harika bir nokta ve harika bir yapının kalıntılarıyla karşı karşıyayız diyebilirim. Hemen çalışmalarıma başlatacağım. Her zaman olduğu gibi Junior benimle. Gel bakayım evlat. Şöyle sen kameramızı tut. Bir de seyircilerimize hoş geldin. Çakarsan sevinirim. Gel bakalım. Aferin. Şöyle onu cebine koy. Ben tutuyorum. Kendini güzelce hazırla. Anlaştık mı? Anlaştık. Kendini kontrol altına al. Al bakalım. Şöyle güzel bir hoş geldin yap bakalım. Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. İyi seyirler. Teşekkür ederiz. Şöyle güzel bir noktaya geç. Ben alan taramayla bir sinyal kontrolü yapayım. Olur mu? Hı. Ondan sonra da sinyalimiz varsa hemen olayımıza gireriz. Ayaklarına dikkat et. Düşmemeye gayret göster. Kameramızda düzgün tut. Sallandırma. İzleyen izleyicilerimiz için güzel bir çekim bekliyorum senden. Tamam. Tamam. Seviliyorsun evlat. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi alan taramayla bir tarama yapacağım. Eğer sinyal yakalarsam dedektörümle de sinyalin garantiliğini garanti altına almaya çalışacağım. Hadi bakalım. Ya nasip. Evet. Dedektör. Hı. O tarafta alan taramada. Şu an elimizde alan tarama frekans peşinde arkadaşlar. Evet, şu kısma doğru bir sinyal mevcut. Şu tarafa bakalım, o tarafta güzel bir şeyler var mı? Bak gördün mü? Oksitlenmiş kısmın hemen ön tarafında
Bir sinyal kaptı. Farklı bir açıdan gelelim mi? Hı? Gel. Bir şuradan gelelim bakayım. Sen beni orada bekle. Evet, bak buradan. Aynı noktadan sinyal kaptı. Şimdi burada aşağı doğru giden bir kısım, oksitli bir kısım var ya şurada. Boşluk olma ihtimali var. Zaten şöyle kontrol ettiğin zaman da bak. Görüyor musun burası? Sert vur biraz. Bak. Hı. Görüyor musun? Evet. Aşağıda boşluk olma ihtimali var. Bir boşluğuna bakalım mı? Ay demişsin ya kale gibi bir yerde depo olabilir mi aşağı? Olabilir. Ya mahzen de olabilir, anladın mı? Şimdi kalelerde genelde mahkumları tuttukları mahzen olabiliyor yer altlarında. Zindan deniliyor daha doğrusu. Öyle bir şey olabilir. Bakalım boşluk var mı? Boşluk yok kanki. Maalesef. Tüm teori boşuna gitti. Ha? Tüm teorimiz boşuna gitti. Ha, sıkıntı yok. En azından ne oldu? Boşluğuna bakmış olduk değil mi? Evet. Emin olmuş olduk. Aynen öyle, emin olmuş olduk. Sağlık olsun diyeceğiz. Şöyle sen burada dur, ben şu dedektörümü alayım, bir dedektörle bakalım. Tamam. Olmaz mı? Hı-hı. Ben de kaleyi çekeyim. Dur bakalım. Şu dedektörümüz kurulsun şurada. Açayım. Yeraltı görüntülemeyi de alayım. Kuruldu mu? Şöyle bakalım. Bir güzel topraklama yapalım. Sinyal aldığımız nokta, görüyor musun? Yansımadan gözükmüyor. Şu ayrımına bakalım. Gözüküyor. Gördün mü? Evet. Harika bir sinyal yakaladık arkadaşlar. Hemen yeraltı görüntülemeyle şuranın bir grafiğine bakmak istiyorum. Yine güzel bir bölgede harika bir sinyal yakaladık. Doğru mu? Evet. Görüyor musun? Sinyal aldığımız kısımdaki malzeme. Hı. Evet. Şöyle bir güzel bir şekil çıktı.
Görüyor musun? Bak şu kısımdaki malzemenin sinyali. Gördün mü? Ne yapacağız? Hemen buranın temizliğini yapacağız. Pointer'le bakacağız. İnşallah daha güzel bir şey yakalarız. Şu eldivenlerimizi giyelim. Sen şu ofsetli kısmı bir daha göster bakalım. Şöyle yakından göster. Gördün mü? Evet. He? Aynen öyle. Şöyle. Bak şöyle aşağı doğru giden kısmı göster. Hemen gel. Şimdi geriye çıkıp hemen onun ön tarafında şurada harika bir noktada bir sinyal yakaladık değil mi? Evet. Ne yapacağız şimdi? Buranın güzelce bir kontrolünü yapacağız. Kale duvarının dibinde harika bir sinyal değil mi? Evet. Evet. Bak burada horasan ağacı var, görüyor musun? Hı. Aynen bak. Bak. Görüyor musun? Bak. Gel bak. Bu horasan ağacının içine ne koyuyor ki? Horasan ağacı eskiden benim bildiğim kadarıyla onlar kayayı yumuşatmak için belli bir böyle yumurta beyazı falan gibi bir şeyler falan kullanılıyor. İşte kayanın toz haliyle yumurta gibi bazı şeyleri karıştırıyorlar diye biliyorum. Yalan olmasın ama benim bildiklerim bunlar. Belki çok farklı bir kimyasal şeyler de kullanarak yapıyor olabilirler. O günün şartlarına göre. He? O günün şartlarına göre kimyasal şeyler yani. Çekiçle vursan. Dur. Gördün mü? Hı hı. Görüyor musun? Evet. Bu dökme horasan harcı bak. Dökme. Ya sıvı bu şekilde mi dökülmüş? Ya bunları işte biz nasıl harcı karıştırıyoruz? Hı. Onlar da o dönemde alçıpan gibi. Horasan harcını hı. O şekilde karıştırarak yapıyorlarmış. Görüyor musun? Bak öbek öbek çıkıyor. Ha. Evet.
Bakalım. Direkt çekişle vursan da kırılır. Aynen. Baya baya horasan harcı var burada, biliyor musun? Bak, görüyor musun? Kocaman. Elle bile parçalanır bu. Aynen. Bak. Bu birazcık sert ama yani. Evet. Sert gibi. Kuruduğu için mi acaba bayağı? Bak, toprağın rengi değişmeye başladı. Fark ettin mi? Hı hı. Bak. Yani bu renkle bu rengin arasındaki farkı. Aynen. Bak, yumuşayan bir kısım var. Hı. Nemlidir. Değil mi? Hı hı. Akrep çıkabilir o zaman. Nemli ya. Hah. Öyle mi? Evet. Sahil kumu gibi. Hah. Bak, elle kadar, elle alacak kadar yumuşadı. Hı hı. Horasan dökme kısmı çıkardıktan sonra alttaki aksam şey kadar yumuşadı bak. Elle alınacak kadar yumuşadı. Sahil kumu gibi. Ne? Sahil kumu gibi. Bak. Evet. Görüyor musun? Evet. Bak. Ulan bir ucu bıçak gibi mi? Değildi. Testere dalları, gibi. Dalları kesilmiyor yani. İyiymiş. Derinliği görebiliyor musun? He?
ya, bacaklarım acıdı. Bacaklarım koptu be. Kanki, bu işler zor işler be. He? Evet. Kireyi de değiştirmek lazım. Neden? Baksana. Her yeri oynuyor ya. He? Her yeri oynuyor diyorum. Her yeri oynuyor değil mi? Hı. Şey yapsan, onun katlanma yerini çekişle inceltsen, vura vura o sabitlenemez. Vurarak sıkıştıracaksın. Katlanmıyor zaten, bir şey olmaz yani. Veya sen bilirsin, değiştir. Dedikler. Açık mıydı? Açıktı galiba. Açık mı? Dedektör kurulsun da bir sinyaline bakalım. Sinyali aldı. Boşaltalım şunu da. Görüyor musun? Evet. Sinyali aldı hemen. Ne diyor? %64 altın diyor. Fazla oynatma kamerayı da. Tamam şekerim. Tamam. Bir daha çalışalım bakalım. Şurada. Altın diyor. Altın %64. Kamerayı olabildiğince sabit tut, tamam mı? Hı hı. Hani sen ayakta sallanıyorsun ya. Evet. O esnada kamera da sallanıyor. O zaman çekim kötü oluyor, anlaştık mı? Anlaştık. Kamerayı hiç sallamamaya dikkat ettim. Eyvallah. Pointer'le de bakacağız. Bakacağım şimdi. Biraz açayım şurayı da. Bak, toprağın rengi tekrar değişti, yumuşamaya başladı, görüyor musun?
dedik değil mi? Evet. Bak. Aa! Gördün mü? Aldık sınırı. Monitör aldığına göre az bir şey kalmış onda. Evet. Sinyale yaklaştık. Dur bakalım. Yaklaş bakalım. Yaklaşalım. Bak bu da horasan, görüyor musun? Hı. Horasan ağacını görüyor musun? Evet. Küçük küçük. Aynen. Dikkat et, belki malzeme falan bir şey olabilir ya. Yani. Çok yaklaştık çünkü değil mi? Evet. Yanlışlıkla malzemeyi vurma. Oh. Şap diye atla. Oo, parayı bulduk, gördün mü? Nasıl çıktı aynen öyle, öyle ya? Aynen öyle. Alnımda çıkıverdi. Başka var mı? Oo, var. Hem de baya bir sinyal geliyor yani. Aynen. Oo! Bunlar niye böyle anında çıkıyor? Oo, gördün mü? Bir vuruyon çıkıyor, bir vuruyon çıkıyor. Gördün mü? Ah, aslanım benim be. Etti iki. Başka var mı? Nasıl gitti öyle ya? Oo, var. Oo. Bak 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 bak. Oo. Bak bak. Aslanım benim be. Altın para. Oo. Harika. Yerde mi? Bu da takı şeklinde bir para yapmışlar. Yerler mi kendilerine? Evet, takı gibi bir şey. Başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Ne oldu? Onu daha var. Var. Var 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 var. Bak, şey bak. Metali çek. Murcu çekiyormuş. Boyun. Dur bakalım, dedektörle bakacağım şimdi. Evet, dedektör daha çok az oluyor. Maalesef. Oralar teker meker nasıl çıktı öyle ya? İlk ikisi değil mi? Aynen. Vurduğun gibi ortaya çıktı. Aynen öyle. Gel bakalım kanki. Görüyor musun? Hı-hı. Bak. Oo. 1 2 3 4 4 tane altın para. Hangi döneme ait? He? Bilmem. Yunan dönemine ait. Bu büyük ihtimalle Osmanlı döneminden sonra buradaki kalelerin yerle bir olmasından sonra eşkıyaların buraları aktif olarak kullandığı anlamına geliyor. Çünkü burada Roma dönemine ait sikke paralar çıktı arkadaşlar. Altınlar çıktı. Altın sikkeler çıktı daha doğrusu. Ne diyoruz arkadaşlar? Bölgemizi sadece Osmanlı değil, Osmanlı döneminden sonra eşkıyaların da kullanmış olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle harika altın sikke paralar çıktı arkadaşlar. Yunan dönemine ait. Evet. 1, 2, 2 tane küçük. 2 tane de büyük. Bir tanesi takı şeklinde. Altın hazineler, tarihi eserler çıktı arkadaşlar. Ne diyoruz? Sloganımız neydi? Şöyle al bakalım beni karşıdan güzelce. Evet arkadaşlar. Sloganımız neydi? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için lütfen ama lütfen bizi takipte kalın. Kanalımıza bu güzelliklerin devamını görmek için abone olun. Lütfen malzemeler hakkında şöyle yakından biraz çekebilir misin? Malzemeler hakkında bilgisi olan arkadaşlar lütfen ama lütfen yorumlarda bize yazarlarsa memnun oluruz. Yorgunluktan ayağa kalkamıyorum. Heyecandan da ayaklarımın bağı çözüldü. Sizleri seviyorum. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun.
Hoşça kalın diyorum. Sen de bir şeyler demek ister misin? Yeni maceraya görüşmek üzere. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar.